ve de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu güzel organizasyonu, anlamlı organizasyonu tertip eden Uluslararası Kalkınma Vakfı, Zinoviye Vakfı ve Rusya'yı Seviyorum kuruluşuna yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kuruluşların yönetim kurulu üyesi olmaktan da büyük gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar, ben bugün burada biraz da Avrasya bölgesinde Türkiye ve Rusya ilişkilerinin öneminden bahsetmek istiyorum. Türkler ve Ruslar bu coğrafyanın, Avrasya'nın iki büyük ulusudur. Bu tarihte de böyleydi, bugün de böyledir. Bundan 10-15 yıl önce, çok değil, 10-15 yıl önce bir Rus ya da bir Türk'e siz Asyalı mısınız, Avrupalı mısınız diye sorduğunuz zaman onlar aslında kendilerinin ne kadar Avrupalı olduğunu ya da ne kadar Asyalı olmadığını ifade ederler. Ama bugün aynı soruyu sorduğumuz zaman onların verecekleri cevap ben Rus'um ya da ben Türk'üm şeklinde olacak. Ya da biraz daha entelektüel olanları aslında kendilerinin ne kadar Avrasyalı olduğunu, ne kadar Avrasyalı ortak değerlere sahip olduğunu anlatmaya çalışacaklar. Çünkü artık bu dönemde, bu coğrafyada Rusluk, Türklük ya da Avrasyalılık diğer kimliklerden, yani Avrupalılık ve Asyalılık'tan çok daha güçlü bir kimlik haline gelmiş. Aslında bu güç onların ekonomilerinin, nüfuslarının ya da teknolojilerinin büyüklüklerinden kaynaklanmaz. Onların güçlü, köklü tarihlerinden, güçlü kimliklerinden, güçlü kültürlerinden, kendilerine ve geleceklerine olan o güçlü inançtan kaynaklanır. Türk ve Rusların işbirliği bugünün bir konusu değildir. Bu en az 100 yıllık, belki daha fazla bir geçmişi olan bir konudur. Örnek vermek istiyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu o ilk dönemlerde emperyalist ülkeler ülkemizi işgal ettikleri zaman bize onlarla mücadele için Ruslar silah ve para yardımı yapmışlardı. Bu çok önemli bir başlangıçtı. Biz Türkler bunu unutmuyoruz. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluşunda, ilk kurulduğumuz zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyan ilk ülkenin Rusya olduğunu biz unutmuyoruz. Tabii ki biz de o dönem Sovyetler Birliği, yani Rusya'nın kuruluşunu da ilk tanıyan ülkelerden biriyiz, Türkiye olarak. Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde ve bütün Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin sanayi kalkınmasına, sanayi kalkınma çabalarına çok ciddi destek vermiştir. Bunu da Türk milleti hiçbir zaman unutmuyor. Bugüne geldiğimiz zaman Türkiye ve Rusya ilişkilerinin artık mükemmel bir seviyede olduğunu çok rahatlıkla ifade ediyoruz. Tabii buraya kolay gelmedik. Ben hatırlıyorum değil, çok eski değil. Burada dostlarımız var, büyükelçimiz var. Daha 3-4 sene öncesine kadar Türkiye ve Rusya toplantılarının önemli konularından birinin domates, biber, patlıcan gibi çok ufak konular olduğunu da biliyoruz.
Fakat bugün konuştuğumuz konulara geldiğimiz zaman Türk akımı gibi devasa bir projeden bahsediyoruz. Ki açılışı geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Karadeniz'in altında doğal gaz ikinci defa Türkiye'ye bağlanmış oldu. Yine aynı şekilde nükleer ortak projemiz var. Akkuyu'da, Türkiye'de Rusların desteğiyle büyük bir nükleer santral yapılıyor. Yine konuştuğumuz diğer bir konu S-400 gibi Türk hava savunmasını çok çok daha güçlendirecek büyük bir proje. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler sadece bu anlamda teknik ilişkiler değil. Bunun ötesinde Rusların en çok sevdiği ülkenin Türkiye olduğunu biliyoruz. Ve bu yıl itibarıyla 6 milyona yaklaşan Rus'un Türkiye'yi ziyaret ettiğini biz görüyoruz. Yine Türk ve Rus halklarının artık sadece komşu değil, bir akraba topluluk olduğu. Yani bunu sadece lafın gelişi bir akrabalık değil, gerçekten akraba olduklarını biliyoruz. Çünkü 100 binden fazla Türk ve Rus'un evlilik yaptığını ve bu evliliklerden doğan çocukları olduğunu, yakın akrabalarıyla birlikte bunların 1 milyon civarına geldiğini de biliyorum. Yine bunun yanı sıra Avrasya'da, bu coğrafyada ve Rusya'da çok önemli miktarda Türk ve Müslüman kökenli halkların yaşaması Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağlayan çok önemli, güçlü demir bir köprü haline getirmiş. Bu halkların varlığı. Değerli dostlar, Türkiye ve Rusya bu coğrafyada rakip iki ulus değil, tam tersine tamamlayıcı, birbirini tamamlayan iki ulus ve iki büyük ekonomidir. Allah bu coğrafyayı öyle yaratmış. Yani Rusya'da, Rus tarafında olan Türkiye'de yok ama Türk tarafında olan Rus tarafında yok. Kader bizi işbirliğine mecbur etmiştir. Bunu da bizim net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Aslında şu formülü bizim uygulamamız lazım. Rusya'nın ileri bir büyük bir teknolojik altyapısı var. Rusya'nın ileri teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin yaratıcı, girişimci kabiliyetini birleştirmemiz lazım. Böylelikle Rusya Türkiye üzerinden yeni büyük pazarlara, daha büyük pazarlara açılırken Türkiye'de teknolojik altyapısını daha da güçlendirmiş olacak. Yani bir kazan modeli. Tabii bir de bu ilişkilerin gelişmesinde güçlü liderliğin etkisini de takdir etmek ve onlara şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanlarımız, Sayın Erdoğan ve Putin o zor dönemlerde güçlü iradeleriyle, cesaretleriyle Türk ve Rus işbirliğini güçlendirebilmiş ve koruyabilmişlerdir. Sayın Putin bir hafta önce bunu İstanbul'daki açılışta kendisi ifade etmişti. Aynen şöyle demiştir. Sayın Erdoğan'ın böyle
siyasi iradesi ve cesareti olmasaydı bu proje mümkün olmazdı demişti. Aynı cesaret ve iradeyi Sayın Putin'in gösterdiğine de biz hep şahit olduk. Çünkü gerek Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi, gerekse Sayın Büyükelçi Andrei Karlov'un Ankara'da katledilmesi olayında Sayın Putin gerçek bir lider olduğunu, güçlü, cesaretli bir lider olduğunu kendisi de göstermişti. Bu iki liderimiz aslında hiçbir devlet başkanının yapmadığı kadar da bir araya geliyorlar. Sayın Büyükelçim de sabah kaç kez diye iki sene içinde kaç defa bir araya geldiklerini hesapladık. Tam 17 kez bir araya gelmişler. Neredeyse her ay bir araya gelmişler. Dünyada herhalde böyle başka iki lider yok. Bu tabii Türkiye ve Rusya ilişkilerinin nereye geldiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Açıkçası bu sadece liderlik seviyesinde olmuyor, alt ve orta seviyelerde olmaktadır. Kendimden örnek vermek gerekirse, Sayın Büyükelçim, ben hesabını yaptım. Son bir ay içinde Rus dostlarımızla tam 5 kez bir araya gelmişim. Bu da 6.sı. Bir ay içinde tam 6 defa biz Rus dostlarımızla Rus-Türk dostluğuna katkı vermek amacıyla 6 kez bir araya gelmişiz. Değerli dostlar, ben son olarak bir konunun da altını çizmek istiyorum. En zor durumlarda, yani Rus uçağının düşürüldüğü, Ankara'da Büyükelçinin öldürüldüğü, savaş baltalarının çıkarıldığı, savaş çığlıklarının atıldığı o dönemlerde korkusuzca barış için mücadele eden kahramanlar var. Ben onlara huzurlarınızda, Türk ve Rus halkları huzurunda ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, Sayın Erdoğan ve Putin'e şükranlarımızı sunmak istiyorum. Ama bir de bu olayın görünmeyen gizli kahramanları var. Ve bunlardan birincisinin bu toplantıda Sayın Viktor Klimarin olduğunu biliyorum. Sayın Başkan'a ben bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Tabii bu kuruluşun Sayın dostumuza da tabii bu kuruluşun aynı zamanda bir temsilcisi olarak bu gibi dostlarımıza da Türk-Rus dostluk nişanının verilmesinin gerektiğini de ben teklif ediyorum. Yine aynı şekilde Sayın Büyükelçimize, Türkiye Büyükelçisi'ne bu zor dönemlerde barış adına yapmış oldukları çabalardan dolayı da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii teşekkür ediyorum. Tabii ismi geçmeyen diğer bütün barış elçilerine de yine huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ve hepsinden önemlisi yüreği barış ve sevgiyle dolu tüm Türk ve Rus halklarına da yürekten selamlarımı ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepinize de derin saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun.